Adana'mızın temel sorunları konusunda tüm Adana'yı içine alan önerdiğiniz, hazırladığınız bütünsel bir projeniz var mı? Özellikle kadın ve çocuklar için diye sormuş izleyicimiz. Şimdi tabii Adana ile ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde özellikle ekonomik yaşam anlamında önerilerim var benim. Yani bunları kalkıp mecliste de konuştum. Adana'nın sorunları anlamında konuşurken. Kadın ve çocuk konusunda da elbette benim çok hassas olduğum bir durum. Çünkü hem kadın hem çocuk konusu Türkiye'nin dezavantajlı yapısı demek. Bu anlamda hem Adana'nın hem Türkiye'nin ne yazık ki çocukların eğitime erişimi konusunda ve kadınların iş yaşamında daha çok yer alması, ekonomik bağımsızlığını kazanması ve ailesinin içerisinde de başı dik söz hakkı sahibi olabilmesi için neler yapılması gerektiğini sürekli dile getiriyorum ben. Şunu biliyoruz. Adana'da ne yazık ki hem Adana'da hem Türkiye'de kadınların mesela okuma yazma bilmeyen kadınlar %9, erkekler 1.8. 5 katı fazla. Kadın okuma yazma bilmiyorsa iş dünyasında yer alamıyor, çocuğuna iyi eğitim veremiyor, ailesine yeterince katkı sağlayamıyor. Kendini anlatamıyor. Aynen öyle. Şimdi mesela kadın çalışan %27,5, erkek %60 küsur. Bütün bunları gördüğümüzde Türkiye'de gerçekten kadının her alanda dezavantajlı bir durumda olduğu çok net, açık, ortada. Şimdi bu anlamda ne yapılması lazım? Bir, kadının bir kere okuma yazma konusunda oranın artık sıfır olması lazım. Biz SEDAV Sözleşmesi'ni imzalamışız. Biz İstanbul Sözleşmesi'ni imzalamışız. Biz birçok uluslararası sözleşmeleri imzalamışız. Mesela Birleşmiş Milletler'de çocukların hakları ile ilgili sözleşmeleri imzalamışız. Ama çocuklarımızın gidebileceği okulları hazırlamıyoruz. Çocuklarımızın kalacağı yurtları hazırlamıyoruz. Çocuklarımızın iyi eğitim alabilmesi adına ne yazık ki okuldaki eğitim sistemini hazırlayamıyoruz. Şunu söyleyeyim. Türkiye'nin aslında yasalarda bir eksikliği yok. İstanbul Sözleşmesi'ne baksanız Türkiye'de her mobbing uygulanan, dayak yiyen kadın için devletin tazminat ödemesi lazım. Bunu kim biliyor, kim uyguluyor? Devletin de bu konuda çok net söyleyeyim, ciddi bir projesi yok. Ya da kadının mesela iş yaşamında çoğalması için daha önce bir eylem planı hazırlanmış. Bu eylem planında kadının eşit işe eşit ücret alması için denetimler konmuş. Geçen işte Aralık ya da Kasım ayında kaldırdılar onları. Bu ne demek? Kadının artık iş yaşamında var olması hedeflerinden biz vazgeçiyoruz demek.